Bir de grafikler mevzu var. Bu önemli bir şey aslında ama. Evet. Oran orantının gene içinde. Hani biz eskiden oran orantı içinde bunu düşünüyorduk. Bu grafik muhabbetini 5. sınıftan ta 8. sınıfa kadar her yerde koydular artık. Yani 5. sınıfta da var bu grafikleri okuma. 5'te çok basit. Belki 8'de de basit bir miktar. Bir tek daire grafikleri karışık oluyor. Açı muhabbeti girdiği için. Evet. ODTÜ'nün 2012-2016 yılları arasında yemeğe harcadığı para miktarları verilmiştir. 2014 yılında yemeğe harcadığı para, 5 yılda yemeğe harcadığı paranın yüzde kaçıdır? Ya bu şey değil işte mesela. Ama çok basitten başlıyor. Dönelim. 900 harcamış. 900, 5 yılın kaçıdır diyor. Şimdi bu şu demek. 2012 yılında 500 harcadı. 600 harcadı. 900 harcadı. 1000 harcadı. 600 harcadı. Bunların hepsini toplarsak şu ikisi 1100, 2000, 3000, 3600. 2014 yılında kaç harcamış? 900 harcamış. 900 yüzde kaçıdır diye soruyorum. 4, 4, 4, 4. 9'a bölersek 1 bölü 4 mü yapıyor? %25 yapar değil mi? Bilmiyorum, ben böyle yapıyorum her zaman. Yani bölüyorum, ondan sonra bunu yüzdeye çevirmeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlar şöyle diyor. Hocam 3600 de 900 ise yüzde kaçtır? Gibi. Düşünülebilir. Bu şey sorusu aslında çok güzel bir daire grafiğine bunu çevirirsek işte 2014 yılındaki harcamaları kaç derecelik açıya karşı gelir? Tamamını 360 derece yapıyoruz ve ya, kaç katı? 10 katı. O zaman bu da kaç derece olacak? 90 derece olacak. Çok uyumlu 3600'ü görünce direkt böyle bir şey söyleyebiliriz. Evet, birinci grafikte bazı şehirlerin yüzey ölçümleri, ikinci grafikte ise bu şehirlerin nüfusları yaklaşık olarak veriliyor. Kilometre kareye düşen kişi sayısı en azdır diye soruyor. Kilometre kareye düşen insan sayısı. O zaman ne yapacağız? Orantılayacağız değil mi? Oranı en az olan. Mesela 100 kişi olsa, 10 kilometre kare olsa, 1 kilometre kareye kaç insan düşüyor? 10 insan düşüyor, değil mi? Ne yaptınız? İnsan sayısını kilometre kare sayısına böldük, değil mi? En azdır, evet. Direkt ABCD'yi karışık mı vermiş? İnsan sayısı. Evet. A'yı bulalım o zaman. 3600 bölü 45. Bu grafikle ilgili 2015'te miydi? Bir tane soru vardı. Gerçekten çok uzun ve zordu yani böyle. B'de kaç var? 850 bölü 30. Ha, bu da sıralı bir gömüş. Pardon, değil mi? Evet. Sonra ya sıra bitmiş. C'de nüfus 300 bölü C'de kaç var? 25. Galiba C olacak değil mi? Aynen. Çünkü kuralı bozuyor. Belli bir şeye göre gitmiyor. D'de ne var? D'de 500 bölü 20. E'de ne var? 800 bölü 800 bölü 10. Evet. E'de bayağı değil mi? Evet. Bunların en küçük olanı hangisi diye soruyor. Evet. Belli oluyor değil mi? Yani şu 90 civarında bir şey var. Birer tane son basamağını silsem yaklaşık değer bulmak için 90 civarında bir şey yapar. Bu atıyorum mesela 85'i 3'e bölerseniz kaç yapar? 90 olsa 60, 30 katı falan yapıyor değil mi? Yaklaşık olarak işte.
Şunu bölsek mesela 25 kat filan yapıyor. Bunu bölsen kaç yapıyor? 40 kat yapıyor. Peki 125'e bölsek 4, 3 kere 4, 12 yapıyor yaklaşık olarak. En küçük olan o zaman kim oluyor? C oluyor. Bu, yani gene bütün konular buna giriyor gibi düşünebiliriz. Bir tabloda ABCD şirketlerinden 2015 ve 2016 yılında çalışan sayılarının bazıları, grafikte ise 2016 yılında bu şirkette çalışan sayılarının 2015 yılına göre yüzde olarak değişim sırası gözetlenmeksizin verilmiştir. 2015-2016 yıllarında çalışan sayılarının bazıları, grafikte ise 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde olarak değişimi verilmiştir diyor. Sırası gözetmeksizin. Evet. Şirket tamam, şunu üst tarafı lazım değil bize zaten galiba, değil mi? Aşağıdaki soruları cevaplayınız demeyeydi iyi. Evet. Bir de aşağıya mı ineceğiz? Yani daha doğrusu diğer sayfaya. Şimdi ne diyor? Grafikte 2016 yılında çalışan sayısı 2015 yılına göre %10 artış gösteren hangisi? Tamam. Biz grafikten elde ettiğimiz bilgileri bir şey yapmaya çalışalım. Soruyu çözüp ondan sonra ne istiyor bize bakalım. Bütün verileri bulalım. Hem de çalışmış olduğumuz üzerinde. 2016 yılında A şirketinde çalışanların sayısı 2015 yılına göre azalmıştır. Bu A şirketi azalacak değil mi? Yani bu daha fazla olacak. 2015'i daha fazla olacak. Azaldığına göre. Daha sonra demiş 2016 B ve D şirketlerin sayısı eşit sayıda artmıştır. B ve D'nin eşit sayıda artmış. Artış miktarları eşit. O artmış veriyor değil mi? Arttığına göre buralar daha küçükmüş. Daha sonra artmış. Bu arada artan kaç tane var? 3 tane var. 1, 2, 3 tane artmış. Artanlara bakalım o zaman. Bir tanesi kim bunlardan? B ve D artmış. Bir daha artmış olması gerek. Bir de E artmış. Diğerlerinin ne olması gerekiyor o zaman? Azalması gerek. Azalanlar C ve A. C ve A. Evet, ama hangisi olduğunu nasıl bileceğiz? C ve A. İkisi hangisinin %20, hangisinin kaç azaldığını bilemeyeceğiz, değil mi? Ha, C'yi biliyoruz zaten. Evet, doğru. Bak, C'yi bulduk. C'yi nasıl bulduk? 360'tan 270'e azaldıysa kaç azalmış? 90 azalmış. 360'ta 90 azalırsa %25 azalır demek ki. Dörtte bir, hani dörtte biri oranı ne? O zaman şu C. O zaman bu da A. Tamam, A'yı da bulduk. A ne olacak? %20 azalmış. Şimdi A'yı %20 azaltırsak %80'i olur değil mi? A'nın %80'i kaçmış? 420'ymiş. Evet. Bunu hatta sadeleştirelim. 4 bölü 5 mi yapacak? 420'yi 4'e bölersek 105. 5 ile çarparsak 525 yapıyor. Evet, A'ya hemen yazalım. 525. Ege Üniversitesi'nin içinde gezen bir otobüsün numarası değil mi? 525. Bedavadan bir yapısında. Neyse, neyse. A'yı C'yi bulduk. Kim eşit? Ha, E'yi de biliyoruz. E %10 artmış zaten değil mi? Şu E zaten. Evet. B ile D eşit miktarda artmış. O zaman şöyle. Eşit miktarda artmış. B'nin yüzde bilmem kaç arttırmışım. 540 olmuş. D'yi de yüzde bilmem. Ama bu ikisi arasındaki fark eşit olacak, değil mi? Onu nasıl yapalım? Eşit miktar olması için. Ha, şuradan yararlanabiliriz mesela. Eşit miktar artmış ya. O zaman
Büyük sayının daha küçük yüzdesini almalıyız, değil mi? Bunun %12,5, yani bu B olması gerek. Diğeri de D'nin de, değil mi? Bu da D olması gerek. Çünkü büyük sayının büyük yüzdesini alırsak çok daha fazla artar. Büyüğün küçük yüzdesini, küçüğün büyük yüzdesini alalım ki artış miktarları eşit sayıda olsun. O zaman B'yi yüzde kaç arttırmışız? 12,5. B'yi boşver, şeyden bakalım. 12,5 sevmedim, değil mi? %12,5 gerçi 25'in yarısı. 8'de 1 demek, değil mi? 8'de 1 arttırmışız. 9 bölü 8 katına mı çıkarmışız demek? B'nin eski haline 540 olmuş. 540'ı 9'a bölersek 6 kere 9 54, 6 kere 8 48, 480'miş B demek ki. Tamam. D'yi de kaç arttıracağız? %20 artmış. Yani D'nin 120 bölü 100'ü %20 artarsa kaçmış? 360'mış. Hemen şu 120'yi kaça bölelim? 12, 6 bölü 5 yapabiliriz, değil mi? 6'ya bölersek 6, 6 kere 5 30. D'de kaçmış? 300. Bakın görüyorsunuz ikisi de 60 artmış oluyor. Tamam. Ne dedim? Büyüğü küçük, küçüğü büyük yaparsam aradaki farkı eşitlerim. Peki her şeyini bulduk artık. Şu saatten sonra bize sorabileceği bütün sorulara cevap verebiliriz. Hangisidir? Hangisidir? Çalışan sayısı kaçtır? Hepsini bulduk. Yukarıdaki tabloda vardı. Evet. Bizim için önemli olan hareketlerden bir tanesi de ne? Tabii ki de daire grafiği. Belki de en önemli diyebiliriz. Daire grafiği şöyle dönelim. Evet. Tamam. Evet. Bir köyde üretilen arpa miktarı yulaf miktarından 25 ton fazla olduğuna göre kaç ton buğday üretilmiştir? Arpa miktarı yulaf. Bunları mesela genel bir kural söyleyeyim şöyle. Oran orantı bu. Arpa demek, yani tamamını 360 dersen 360'da 90'ı demek. Yani 1 bölü 4'ü demek filan gibi. Böyle düşünebilirsin. Ya da herkese açısıyla doğru orantı yapabilirsiniz. Arpa, yulaf var ya mesela. Buğday var diyelim ki bize, değil mi? Arpa, yulaf, buğday. Arpaya 90 derece, yulafa 75 derece, buğdaya 135 derece gelmiş. Kaç ton buğday üretilmişti? Bakın işte direkt bunları hemen sadeleştiriyorum. Hepsini kaça bölebilirim ben? 3'e ve 5'e, 15'e bölebilirim, değil mi? 15'e bölersem kaç yapar? 66 yapar, değil mi? 6K. 15'e bölersem 5K. 15'e bölersem 45 çarpı 3 bu. 15'e bölersem 3 kere 3, 9K mı oluyor? 9K. Bak bitti. Arpa miktarının yulaf miktarından. Arpa miktarı yulaf miktarından K kadar fazla. K 25 ise buğdayı soruyor. Buğday 9K nedir diye soruyor. 9K 9 çarpı 25 kaç yapıyor? 8 olsa 200, 225 yapalım. Tamam, çıkmış soruymuş böyle. Bunu bu şekilde çözebiliriz. En sade haline getirip K'yı basıyoruz. Bir otogölde bulunan araba markaları ve sayıları tabloda verilmiştir. Ne diyor? Markalar Audi, Renault, BMW, Ford, Toyota bir daire grafiği BMW'nin dilimi. Evet. Şunun kaç derece açı geleceğini soruyor bize. Hepsini topluyorum direkt ilk başta. Toplamı 360 derece eşitleyeceğim. 210 şu ikisi kaç yapıyor? 300 yapıyor. Şu ikisi 200 yapıyor. 500, 600, 720 mi yapıyor? Evet. 720 tane var. Evet. 360 dereceye 720 karşılık geliyorsa. BMW kaç derece? 80. 80 dereceye kaç karşılık geliyor? Gördüğünüz gibi 2 katı derecenin. O zaman 80'in 2 katı 160 olacak. Ya da şöyle de yapabilir miyiz acaba? Toplam 720.
720'nin bize kaçı lazım? Hani mesela pardon. Şu 80 derece değil ya. Onu nereden uydurdum ben? 360 dereceye 720 karşılık geliyorsa 80'e kaç karşılık gelir? Hani yarısı. Tamam, 40 derece. Tamam, niye öyle yaptım ben? 80 derece demiyor ki. 80 tane araba diyor, değil mi? Tamam. Evet. Neyse. Bir de nasıl yapabiliriz dedik. 720 tane var. Bizim elimizde kaç tane var? 80 tane mi var? Eşittir. 360'a kaç? Falan gibi diyebiliriz. Evet. Böyle bir şey olur. Evet. Tamamını 360 derece eşitliyoruz. Ondan sonra tamam. 720 tane araba 360 derece ise 80 tane araba 40 dereceye gelir. Evet. Hop. Ne yapmış? Hangisi olabilir? Evet. Ha, 32, 52, 61 mi? Evet, 61 tane var. 360 derece. Evet, 32 yarısından fazla, değil mi? 32 yarısından fazla. Siyah yarısından fazla olacak. 20 de 3'te 1'inle 60 olsa 3'te 1 olur. 120'den az küçük bir açı olacak. Evet, siyah yarısından fazla olacak. Siyah nerede? Birazdan soruyorum. Yarısından az mı fazla olacak? Peki işte B mi? E mi, değil mi? Neyse, şeyden anlaşılır. Kırmızı bir defa 90 dereceden büyük olacak. Yani doğru bir şey. Hiçbir şey belli değil, değil mi? Yani burada sarı çok fazla. 90'a yakın değil. Buradan E'dir diyeceğiz de. Yani daha bir soru. Değil mi? Evet. 8. sınıf soruları daha güzel.